NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Dünyanın kilitlendiği görüşmeyle başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur'da bir araya gelmesi. Uzun bir görüşme maratonu oldu. Türkiye saatiyle 4'te başlayan temasları ayrıntılarıyla ele alacağız. Yakın tarihin en çok beklenen, en sıra dışı olarak görülen zirvesi gerçekleşti. Zirvenin adresi Singapur'du. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump aynı masaya oturdu. Tarihte ilk kez bir Kuzey Kore lideri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla bir araya gelmiş oldu. Harika hissediyorum. Bence bu muazzam bir başarı. Olağanüstü bir ilişkiye sahip olacağız. Bundan hiç şüphem yok. Bu noktaya gelmek için çok şey yaptık. Geçmişteki önyargıları ve engelleri aştık. Tüm dünya tarihi bir ana tanıklık etti. Görevdeki bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ilk kez bir Kuzey Kore lideriyle bir araya geldi. Tarihi zirvenin adresi Singapur'daki Sentosa Adası oldu. Zirvenin yapılacağı otele ilk önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ardından ABD Başkanı Donald Trump ulaştı. İki lider kameraların karşısına geçerek el sıkıştı. Kim Jong-un ve Trump ardından görüşme öncesinde bir odaya geçerek basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu. İki liderin baş başa görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Liderler daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti. Sayın Kim, sizinle olmak büyük bir onur. Sizinle büyük bir sorunu, büyük bir ikilemi çözeceğimizi biliyorum. Birlikte çalışarak sorunları halledeceğiz. Rotamızı başarılı bir şekilde değiştirdik. Bu harika zirve hakkındaki tüm spekülasyonların ve zorlukların üstesinden geldik. Önümüzde karşılaşacağımız zorluklar elbette olacak. Ancak ben bu harika çalışmayı yapmaya istekliyim. Trump ve Kim Jong-un yaklaşık 2 saat süren heyetler arası görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti. Şöyle güzel bir resmimizi alın. Herkes yakışıklı ve zayıf çıktı mı? Zirvenin en önemli gündem maddesi Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanmasıydı. ABD tarafı Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sona erdirmesini talep ediyor. Hayal ettiğimizden daha iyi bir görüşme oldu. Şimdi imzaları atmaya gidiyoruz. Ne imzası olduğunu kısa süre içinde öğreneceksiniz. Kuzey Kore lideri ise bu zirvenin sonucunda ülkesine uygulanan ambargoların kaldırılmasını hedefliyor. İki lider zirve sonunda bir anlaşmaya imza attı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. NTV temsilcisi Hüseyin Günay, ne imzalandı, neler konuşulacak? Hemen sözü sana bırakalım Hüseyin. Burcu, öncelikle az önce imzalanan metnin içerisinde ne olduğunu kısa bir süre önce online sayfalar yenilenmiş. Örneğin New York Times aktardı, Amerika Birleşik Devletleri basını nasıl değerlendirdi, yankıları ne olacak yine önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve şimdi Singapur'daki bu tarihi zirveyi değerlendireceğiz. NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe ile birlikte. Ahmet, hoş geldin. Yakın tarihin en çok beklenen ve en sıra dışı aslında görüşmelerinden biri bu fotoğraf karesiydi. Neler söyleyeceksin bu? Yani çok sıcak bir atmosferde geçti bir defa. Herkes gözlemledi bunu. Tabii Trump'ın yönettiği, Trump'ın yönlendiği düşünüyorduk ama hep tercümanlar vasıtasıyla konuştu. Buna rağmen o sıcak hava hiç kırılmadı. Genel olarak baktığımızda ikili iyi anlaşmış gibi görünüyor. Daha 10 ay öncesine kadar... Aslında bu gerginlik mi olacak sorusunu akıllarımıza getirdi. Tabii. Yani biz böyle...
soğuk bir atmosferde, iklimde geçecek, böyle çok fazla yüzü gülmeyen iki lider göreceğiz gibi düşünmüştük ama tam tersi oldu. Birbirlerine gayet sıcak davranan, sürekli birbirinin elini sıkan, tokalaşan, sürekli açıklama yapan. Sürekli açıklama yapan, işte hatta bir ara Trump'ın şimdi aslında Kim Jong-un Time dergisi kapak yaptı bundan yaklaşık 6 ay kadar önce. Başlık da şeydi, Diktatör's Playbook, yani bir diktatörün el kitabı, oyun kitabı diye. Orada çok ilginç bir analiz vardı. Kim Jong-un uzun süre bu balistik silahları, ki nükleer silah, nükleer başlık takılabilen füze sistemlerini denedi. Ve bu şekilde masada... Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Yeşiltepe'den yayına katkılarından dolayı. Devam edelim. Kandil operasyon gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ekonomiden gelişmeler var şimdi. Haber Merkezi kuşağıyla tekrar birlikteyiz. Dünyanın kilitlendiği görüşmeyle başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur'da bir araya gelmesi. Uzun bir görüşme maratonuydu bu. Türkiye saatiyle 4'te başlayan temasları ayrıntılarıyla anlatacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur'da tarihi bir mütabakata imza atması gündemin konusu. O mütabakatta ne var anlatalım. Zirvenin sonucuna ilişkin açıklamalar böyle. İzlenimlere geçelim şimdi. Yakın tarihin en çok beklenen, en sıra dışı olarak görülen zirvesi gerçekleşti. Zirvenin adresi Singapur'du. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump aynı masaya oturdu. Tarihte ilk kez bir Kuzey Kore lideri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile bir araya gelmiş oldu. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü terör operasyonları sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı 1-8 Haziran tarihlerinde Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil operasyonu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Sincar'a yönelik operasyon için de sinyal verdi. Cumhurbaşkanı TGRT Haber'de soruları yanıtladı. Bir gece ansın gelebiliriz. Bir gece ansın vurabiliriz. 20 uçakla orada biz tamamiyle ciddi manadaki koordinatlarını aldığımız hedefleri vurduk. Ve bunlar sıradan hedefler değildi. Diyor ki bunlar diyor ne Irak ne İran bunların hiç bak yapamayacaklar, giremeyecekler. Ne oldu? Girdik. Sen kalkıp selo 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 onların bağırması çağırması altında kalkıyorsun, miting yapıyorsun. Biz öyle bir miting yapmıyoruz. Ona da ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı da 7 tane evet. Caminin evet, kapatılmasından evet. Bahsediyor. Bu ahlaksızlığın daniskası. Türkiye'de bile şimdi CHP'nin böyle bir hassasiyeti var mı? Diğer partilerin böyle bir hassasiyeti var mı? Evet. Yok. Cumhurbaşkanı bir neşter vurabiliriz. Ama şunu da söyleyeyim. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda da tekrar. O hal tekrar getirilebilir. Erdoğan oluşturulacak kabinede MHP'lilerden de istifade edebileceğini belirtti. Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik için şartlar oluştu dedi. Yıldırım bedelli konusunun bütün boyutlarıyla ele alınarak çözülmesi gerektiğini belirtti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmasına Diyarbakır'da devam etti. Kürt sorununu çözeceğini söyleyen İnce 81 milyonu kucaklamak için yola çıktığını belirtti. Derdim 81 milyonun mutlu olması. Türklerin kaygılarını gidereceğiz, Kürtleri onur edeceğiz. CHP'nin dayalı sanayi geliştireceğiz. Ekilmeyen tarım alanlarını ekeceğiz. Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce de Diyarbakır'daydı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti. Ramazan bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konya'da gece etkili olan yağış sele yol açtı. Alt geçitler suyla doldu, araçlar sürüklendi.
Akşam saatlerinde başta taşınıyor. Hastanenin bir bölümü Sarıyer Çayırbaşı'na, bir kısmı Seyrantepe'ye gidecek. Şişli'deki hastane binaları ise yıkılıp yerine yenisi yapılacak. Deniz Tüysüz şu anda Sarıyer'de Hamidiye Etfala canlı yayına hazır ve yanında da İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu var. Sözü Deniz, sana bırakıyoruz hemen. Burcu, 119 yıllık bir hastane, 2. Abdülhamit döneminden. Deniz Tüysüz ve konuğuna teşekkür edelim. Yeniden seçim gündemine dönelim. Bir konuğumuz var. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayacak. Sözü Ahmet Ergen ve konuğuna bırakıyoruz. Celal Çamur aktardı ayrıntıları. Devam edelim. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'nın düzenlediği saldırıda yaralanan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Türkoğlu Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur'da tarihi bir mütabakata imza attı. O mütabakatta ne var anlatalım. İmzalanan Irak'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin 3'ü polis, biri bağımsız yüksek seçim komisyonunda çalışan bir memur. Açıklamada seçim sonuçlarıyla oynamak isteyenlere en... Bartın'da 14 yaşındaki çocuk piknik alanında üzerine devrilen ağacın altında kalarak öldü. Bu yıl ortaokuldan mezun Konya'da gece etkili olan yay sele yol açtı. Alt geçitler suyla doldu, araçlar sürüklendi. Akşam saatlerinde İzmir'de parkta oynarken çevreden rastgele ateş açılması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Umut Ceylan'ın davasında karar çıktı. Sanık beraat etti. Bir konuğumuz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayacak. Söz Ahmet Ergen ve konuğuna bırakıyoruz.